Hepinize merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel taze kayısı reçeli tarifim var. Taze kayısı reçeli nasıl yapılır? Ezilmeden, erimeden, kesinlikle dağılmadan diri diri kayısı reçeli nasıl yapılır? Hep beraber onu göreceğiz. Kayısıları bahçeden topladım, güzelce yıkadım ve çok yumuşamış, olgunlaşmış olanları ayırdım. Hoşaf yapacağım onlardan veya da kompost yapacağım. Ama biraz diri olanları seçtim reçel için. Şöyle kayısılarımı ortadan ikiye böldüm. Çekirdeklerini çıkardım. Hepsini bu şekilde hazırlayacağım. Ve şöyle yayvan bir tava aldım. Tabii ki hiç fark etmez. Tencerede olur. Şöyle genişçe yayvan bir tavayı aldım. Kayısılarımın yarısını ekledim. Üzerine kapatacak kadar toz şekeri ekliyorum. Diğer kalan kayısılarımı da hepsini üzerine ekliyorum. Kalan şekerimi tekrardan üzerine serpiyorum. 2,5 kilo kayısım vardı çekirdeksiz haliyle. Şekerde 2 kilo kullandım. Tam 2 kilo bile değildi. 1800 gramdı. Şekerini serptim. Kapağını örtüp sabaha ocağa koyacağım. Evet, şimdi sabah kalkınca şöyle kapağını açıyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi şekerim çok güzel erimiş. Kayısı gibi şöyle sulu meyvelerin kesinlikle reçel yaparken su kullanmıyoruz. Zaten görmüş olduğunuz gibi şeker erimiş ve tamamen sulanmış. Şimdi altını açıyorum. Ama ilk başta bütün reçellerde kesinlikle çok kısıkta pişirmenizi tavsiye ediyorum. Çok kısıkta açacağım ve kapağını kapalı bir şekilde 1 saate yakın, en az 1 saat bu şekilde pişirdim. Neden uzun tutuyoruz süreyi? İleride şekerleme olmaması için ve kısık olmasını da bu yüzden seçiyoruz. İyice pişmesi için de tabii ki kapağını örtüp yavaş yavaş önce pişiriyoruz. Ondan sonra kıvamını veriyoruz. Üzerine yarım çay kaşığı limon tuzu koydum. Siz tabii ki varsa 2 adet limon koyabilirsiniz. Ve şimdi bu aşamadan sonra altını açıyorum. Kapağını da açıyorum. 1 saat piştikten sonra altını ortaya getiriyorum. Kapağını da açı bir şekilde pişireceğim. Hem burada kıvamını almış olacak. Zaten kayısılarımız da pişmiş. Şekerimize güzelce yavaş yavaş eriye eriye pişirdiği için ileride şekerleme de olmaz. Kıvam gördüğünüz gibi hala sulu. Neden yarıda limon tuzu koyduk ki hem kayısılarımız erimesin, diri olması için de pişmeden koyduk. Ama tam koymadım, sonra tekrardan koyacağım. Bu aşamada köpüğünü alıyoruz. Kesinlikle bu köpüğün alınması lazım, yoksa şeffaf bir reçel elde edemezsiniz. İçinde hoş olmayan görüntü oluşturabilir. Şöyle bakıyorum, hala koyulaşmamış. Burada yarım saatten fazla kapağını da açık bir şekilde ortaya getirmiş bir ateşte ocağın altını büyük göze koymuşum ve ortaya getirdim. 40 dakika kadar burada da pişecek. Dediğim gibi şekerim çok değildi, o yüzden biraz geç kıvam almış olabilir. Bu da size kalmış. Kıvamına çok koyu, katı olmasını istiyorsanız bu kadar kaynatırsınız. Yoksa yarım saat yeterlidir. Burada tadına baktım ve hala bana fazla tatlı geldi. Yarım çay kaşığı daha limon tuzu koydum burada. Eğer limon olsaydı limon sıkacaktım. Evde hazırda limon yoktu. Limon tuzu kullanmak zorunda kaldım. Ve kıvamına bakıyoruz. Şöyle kontrol ediyoruz. Eğer şöyle damlalar uzuyorsa yeterlidir, ama gördüğünüz gibi hala uzamıyor. Ben 1-5 dakika daha kaynatacağım. Ocağın altını biraz daha açıp 5 dakika daha kaynatacağız. Kıvamını güzelce almasını sağlayacağız bu şekilde. Ve kıvamını anlamak için şöyle bir kaşığı suyundan dolaba koydum, soğuttum. Çünkü sıcakken anlaşılmıyor ve kıvam gayet güzel. Gördüğünüz gibi reçelim tane tane oldu. Bu aşamada hiç karıştırdım mı gördünüz mü? Kesinlikle karıştırmadım. Köpüğünü alırken bile karıştırmadım. Hiç karıştırmıyoruz. Kesinlikle karıştırmadan
pişiriyoruz ve bu şekilde diri kalıyor, erimiyor, ezilmiyor, dağılmıyor. Tane tane kayısı, reçeli bu şekilde yapılır. Ve bu aşamada artık kavanozlara doldurabiliriz. Öyle çok sıcak değil, çok soğuk da değil. Balık ortama geldi ve ben kavanozlara dolduruyorum. Bu şekilde yaptığınızda bir yıl durabilir kesinlikle. Bir yıl bu reçelle hiçbir şey olmadan saklayabilirsiniz. Çünkü bir taşın fazladan kaynattık. Rengi de gördüğünüz gibi bal gibi olmuş. Ama eğer hemen tüketeceksem diyorsanız, çok uzun süre durmasına da gerek yok diyorsanız, burada göstereyim. Şöyle benim daha önce yaptığım bu reçel gibi sarıken altını kapatırsınız. Daha erken tüketirsiniz. Ama bunun gibi bal rengi alana kadar pişirdiğinizde, o zaman kesinlikle bir senede saklayabilirsiniz. Hiçbir şey olmaz. Ben bu diğerlerini, gördüğünüz gibi renk farkı var. Biraz daha sarı, açık rengi. Bunu daha kısa tuttum pişirme süresini ve rengi bu şekilde sarı kaldı. Tat bakımından ikisi de çok güzel. Kesinlikle deneyin. Bir 10 dakika daha erken kapatırsanız böyle sarı sarı kalır. Ama biraz fazla pişirdiğinizde, bunu ben bilerek tabii ki bu şekilde pişirdim, o zaman da böyle bal gibi olur. Başka bir videoda, başka bir tarifte görüşünceye dek kendinize iyi bakın. İyi seyirler diliyorum. Bu arada eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorum yapmayı ve lütfen beğenmeyi unutmayın. Yeni tariflerden haberdar olmak için sağ alt köşedeki zil tuşunu aktif hale getirirseniz, yeni tarif paylaştığım anda size bildirim gelecektir. Kendinize iyi bakın.